Herkese merhaba. Çok kıymetli değerli takipçimiz Serdar Bey gelmişler. Aracı Audi A3. Hangi paket abi? 1.6 dizel. 1.6 dizel. Yazılımda 150. Yazılımda 150 beygir. Motor kodu CLH. Şu elektronik su pompası olan, daha önce birkaç videosunu atmıştım biliyorsunuz. Ve şöyle parçalar getirmiş. Helezon yayı. Abi bunlara ne kadar verdin? Gel yanıma. İzmir'den aldık. 1800 lira verdik. Niye 1800 verdin abi? 400-500 liraya satılıyordu internette bir sürü. Bu orijinal Alman malıymış Audi'ler için. Evet. Şey olarak... Dinleyin arkadaşlar. Yani neymiş bu... abi orijinal? Orijinal kendi yaylarmış. Şasi numarası verip öyle çıktı. Yani bu aracın ön takımına ve kasa ağırlığına, her şeyine uyarlı. Aynen. Birebir bu araç için üretilmiş orijinal yaylar. Ben sonradan uydurma şeyleri sevmiyorum biliyorsunuz ama böyle kaliteli parçalar olduğu zaman kesinlikle yapılmasından yanayım. Gördüğünüz gibi TR marka, üstündeki boya bile muazzam bir şekilde. Bu statik boya bu arada. Aynen. Statik boya atılmış. Çok güzel bir şekilde boş marka komple set filtre getirmiş Serdar Bey bize. Boş'u biliyorsunuz MAN üretiyor. Yani kalitesine kesinlikle güvendiğim ya. İkincisi de bütün sıvıları getirmiş. Radyatör, antifriz öncesi, temizlik, freş. 50 bin kilometre boyunca kullanabileceğimiz motor yağ katkısı getirmiş. Öncesinde yine aynı şekilde flash plus, bilen biliyor, açıkmış. Evet, açık. Yani yağ dökmeden önce içine dökeceğiz. Hazırlamış abi bu arada. Açmış kapağını. Dökeceğiz. Kaç dakika? 5-10 dakika kadar. Şurada yazıyor zaten. 5-10 dakika kadar çalıştırın. 6 litreye uyarlanıyormuş. Bizimki 4.5-5 litreye yakın yağ. Yani 10 dakika çalıştırmamız yeterli olacak. Temizlenecek. Motor yağı 5.30, Toptek 4200. Lükü Moly arkadaşlar. Bilmeyenler için. Made in Germany. Yani Lükü Moly bayisine gittiğiniz zaman size aracınızın şase numarasını soruyor. İzmir'den. İzmir Egemot. İzmir Egemot. Sizden aracınızın ruhsatını istiyorlar ve diyorlar ki şasi numarasına bakalım, sizin aracınıza hangi sıvılar uyumlu ve ne kadar litrede olduğunu tek tek sistemden, katalogdan söylüyorlar arkadaşlar ve ihtiyacınız olan bütün sıvıları oradan temin edebiliyorsunuz. Yani sıradan bir parçacıya ya da ne bileyim yağcıya gittiğiniz zaman diyorsunuz ki işte aracıma Audi A3 yağ verir misiniz abi, kaç litre diye size soruyorlar. Bu gibi yerlerde, harbiden orijinal işinin hakkını veren yerlerde böyle bir soruyla karşılaşmıyorsunuz. Sizden şasi numarasını istiyorlar ve gereken bütün parçayı, sıvıyı, ne gerekiyorsa size temin ediyorlar, veriyorlar. Ücretler nasıl abi sıvılarda? Efendim? Gücü, fiyatlar? Fiyatlar şu yağ bölümüne komple ama hepsinden ikişer tane olmak haliyle 1300 lira para verdim. Hepsinden ikişer tane olmak şartıyla 1300. Yani sence normal mi? 1300 yarısı ne yapıyor? 650 lira. Bence de normal. Yani böyle bir kaliteye. Çünkü ben kendim şahsen Lükü Moly'nin dünyanın en kaliteli ve Motul'ün bunun bir tık altında olduğunu düşünen bir ustayım. Bunu da paylaşmakta herhangi bir sakınca duymuyorum. Şimdi biz bakımımıza başlayacağız. Aynı zamanda yaylarımızı da monte edeceğiz. Bunları sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Ve bakım esnasında neler yapıyoruz? Nasıl bir yol izliyoruz, neleri kontrol ediyoruz. Bütün bakım videolarımda bunlar zaten var. Sizinle bunları da tekrardan paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Hadi nişe koyalım, bismillah. 10 dakika çalıştı araç. Sakinleşti motor ondan sonra. Engine Flash Plus'ımızı içine doldurduk. 6 litreye kalan olan, 6 litre yağ hacmi, yani 6 litreye kadar yağ hacmi olan araçlar için yeterli. 300 mililitre. Şimdi aracımızı tekrar çalıştıracağız. 10 dakika boyunca çalışmaya devam edecek. Aynı şekilde antifriz soğutma sıvısı sisteminin temizleyicisini de koyacağım. İkisini aynı anda bir taşla iki kuş vurmuş olacağız. Aynı şekilde bu da soğutma sıvısı sisteminin yıkamasında kullanacağımız 10-30 dakika demiş. 10 dakika çalıştıracağız zaten. Yeterli olacak. 10 litre içinmiş. Ben biraz dibinde bırakacağım. Tamamını doldurmayacağım. Çünkü bizim sistemimiz 7 litre civarı. Hafif kalacak içinde. Bu kadar yeter. Şimdi aracımızı, hatta 12 dakika biz çalıştıralım abi.
Şimdi aracı çalıştıracağız. Aracımızı çalıştırdık 10 dakika, 10-12 dakika kadar çalışmasını bekleyeceğiz. O arada ben aracın 4 lastiğini sökeceğim. Ağaçımızda arkadaşlar aks koruyucu olan şu sacın cıvatası şu gevşemişti. Burada bir de yağ kaçağı var, onu yukarıdan ekstradan bakacağız. Bu gevşek vidamızı sıktık. Bir de bu bahsettiğim tünel sacının vidaları da gevşekti, onları da sıktık. Arka taraf gevşek değildi fakat burası gevşekti. Devam ediyoruz şu görmüş olduğumuz taşları. Aynı şekilde çıkartıyoruz. Birkaç tane daha söktüm, çıktı muhafazayı söktüğümüzde. Arkadaşlar bu araçlarda genelde şu viraj demirinin yanında taş parçaları kalabiliyor. Ve çok rahatsız edici sesler yapıyor. Bunlara da dikkat ediyoruz. Kesinlikle kontrol ediyoruz şakıl taşı. Normal bildiğimiz büyük taşları falan. Ve şimdi ön takımı levye ile boşluk kontrolünü yapacağız. Görsel olarak kablo, hortum, yakıt hattı gibi kontrollerimizi gerçekleştirdik. Motor yağımızı boşaltıyoruz. Tapada uzama yok, elle rahat bir şekilde sökülüyor. Onun için tapayı değiştirmeyeceğiz. Güzel ya, çabuk siyahlaşır zaten. Önce yağ boşaltmıştık. Yağ süzülmüş, boşalmıştı. Şimdi filtreyi söktük. Filtre ağzı aşağı baktığı halde arkadaşlar. Şimdi filtreyi söktükten sonra ne kadar yağ birikti kartere onu göreceğiz. Gördüğünüz gibi yağ içerisinde kalıyor. Bunu da yaşamamak için kesinlikle filtreyi önce söküyoruz. Şu tapanın contasını kesinlikle değiştiriyoruz. Şimdi göstereceğim. Şu contayı değiştirmeyi ihmal etmiyoruz. Filtrenin içinde bu conta çıkıyor arkadaşlar. Bunu çöpe atmayın. Kullanın. Aynı şekilde takın. Ucunu hafif greysleyeceğiz ve yerine takacağız. Bu da büyük contamız. Bu da aynı şekilde takıyoruz ve greysliyoruz. ...5.2 Newton metre sıkıyoruz bunu. Şurada yazıyor. Filtrenin kendisi de 25.5 Newton metre. Yağ filtremizi 25.5 Newton metre sıkıyoruz. Evet, bu kadar yeterli. Asılmamıza gerek yok. Zor söktük zaten filtreyi, değil mi abi? Fazla asılmamıza gerek yok arkadaşlar. Bir de şurada kelepçesi var. Kabloyu tutan. O unutuluyor genelde. Onu da unutmamaya özen gösterelim. Şu şekilde taktık yerine. Şimdi tekrar temizliğini yapacağız. Tapasının olduğu yerde yağdan güzelce arındırıyoruz ki hani yağ kaçağı falan oluşursa bakım arasında
ya acaba tapadan mı kalmış diye kafamızda soru işareti uyanmaz. Antifrizimizi arkadaşlar ikinci ek pompa, elektronik pompadan bir. Şu ikinci radyatörümüzün ince borusundan iki. Bir de genel radyatörümüzün şu alt borusundan üç. Üç noktadan salıyoruz. Devamında cihazla havasını almamız gerekecek. Onu da hatırlatayım. Yani sadece pompa değiştiğinde değil, antifriz değiştirirken de CLH motorlarda ve C kodlu olan 1.6 dizellerde cihazla havasını almamız gerekiyor. Açmış olduğumuz bu iki noktadan da antifriz boşaldı. Buradan da, buradan çok fazla boşaldı. Buradan bir yarım litre kadar anca boşaldı. Ve şimdi buradan da aynı şekilde boşaltacağız. Gördüğünüz gibi. Yani tek noktadan boşaltıp tamam oldu bu iş dememek lazım. Hala antifrizimiz var ve geliyor. Evet. Şimdi ne kadar da olsa radyatör peteğinde çok da az olsa antifrizimiz kaldı. Fakat biz maksimum seviyede eski antifrizimizi boşaltmış bulunuyoruz. Yakıt filtremizi söküyoruz. Onu da değiştireceğiz. Yakıt filtresinde arkadaşlar hijyene çok dikkat ediyoruz. Hijyenik olması çok önemli. İçine en ufak kir, pislik kaçmaması gerekiyor. Benim ellerim temiz. Kirli ellerle iş sıkıntılı olabilir. Şimdi kaldırıyorum. Şu şekilde şuraya bırakıyorum. Şöyle bir tel yardımıyla. Filtreyi alıyorum. Ve direkt kovamın içine koyuyorum. Ve şimdi yeni filtreyi takacağız. Ve filtre değişiminde kesinlikle filtrenin içinde herhangi bir kir, pislik, çapak, metal tozu var mı yok mu kontrol ediyoruz. Şu kenarları da ayrıyetten temizleyeceğiz. Bu şekilde bunun ağzına da hafif bir grease sürüyoruz ki borusu rahat geçsin. Geçerken contayı yırtmasın. Temiz yakıtla kirli yakıt birbirine karışmasın. Arkadaşlar bilmeyen için aynı şekilde burada da 5 artı bölü eksi 1 Newton metre şeklinde sıkma değeri yazılmış. Şurada. Kamerada belki gözükmüyordur ama yazıyor. Yani fazla sıkmıyoruz. O değerlerde tork anahtarı bulmak gerçekten problem olabilir. Problemdir. Onun için ustalığımızı konuşturarak hafif elle sıkıyoruz. Elimizde sıkabileceğimiz maksimum değer zaten 20 Newton metre olduğunu hesaba katarak maksimum değerin 4'te 1'ini ayarlayabiliriz. Yani sonuçta ustaysak, bu işi yapıyorsak bu kadarını ayarlarız diye düşünüyorum. Pırıl pırıl bir şekilde bunu da değiştirmiş olduk. Hava filtremizi şimdi takmayacağım çünkü DSG şanzıman yağını değiştireceğiz. Şanzıman yağını yukarıdan dolduracağım. Onu da göstereceğim sizlere. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz saf su. Aracın antifrizini komple boşalttık. İçinde yıkama ilacı kullandığımız için fresh. Saf su doldurup
durulayacağız içini. Tekrar aynı şekilde 3 noktadan açacağız, boşaltacağız. Hatta bununla biraz çalıştıracağız aracı. Öyle boşaltacağız. Açmıyor hemen kamera. Heh, şimdi açtı. Arkadaşlar çoğunlukta araçlarda hiçbir videomda bunu söylemedim. Söyleme ihtiyacı duydum şimdi. Burada bayağı yoğundu çünkü. Şu yağ dolum boğazı yağlı olduğu için sürekli oraya toz, pislik, kum toplanıyor. Onları temizlemezsek eğer yağ doldururken yağla beraber motorumuzun içine kaçıyor. Onun için içine kaçırmadan, yağ doldurmadan önce bu kısmı temizlememizde çok büyük fayda var. Lükümol yağımız şu şekilde kilitli. Standart. Kendimiz açıyoruz. Almanya'da bu ağzı parlak alüminyum kağıtla kapalı olanlar kısa bir zaman önce yasaklandı diye biliyorum. Çünkü birkaç tane sonu motorun içine kaçırmıştı ve yasaklanmıştı. Şimdi motor yağımızı dolduracağız. Dikkat ederek dökmeden. Ben genelde Honey kullanmıyorum. Böyle çok arada döksem de alışkanlık edinemedim Honey kullanmayı. Bu şekilde direkt dolduruyorum. ...4.6 litre kadardı değil mi abi? Dolduracağız bu motora. İçinde az bir şey kalacak. Yarım litre bırakacağız. Sonra üzerine gerekirse tamamlarız. Yağın rengi de yağ rengi. 5.30 yağ çoğunuz görmüşsünüzdür. Bu şekilde koyu ve rengi koyu olmuyor. Bunun rengi de koyu, kendisi de öbür direğe, diğer 5.30'lara göre bayağı bir koyu ya. Diğer 5.30'lar resmen su gibi oluyor. Çalıştırınca tamamlayacağız. Serdar Bey'i de kameraman olarak kullanıyoruz bu arada. Sağ olsun, yardımcı oluyor. Lükümoli Motor Protek diye bir takviyemiz var, onu da koyuyoruz. Şöyle ağzına özel bir aparatı var, hepsine uyuyor. Kırmızı böyle şanzıman yağı gibi bir şey. Bunu 50.000 kilometrede bir kullanmamızı öneriyor Lükümoli. Yarım litre kadar. Evet. Bunu da doldurmuş bulunuyoruz. Saf suyumuzu sisteme doldurduk. Aracımızı bir 10-15 dakika kadar çalıştıracağız ki tamamen sirkülasyon oluşsun. Termostat açmasına gerek yok. Zaten radyatör kısmını tam olarak boşalttık. Motor kısmında sirkülasyon oluşup tamamen kalıntı antifrizleri toplaması yeterli. Ekstra bir bilgi daha. Serdar Bey'i şimdi arabaya gönderdim. Kalorifer sistemini sıcağı alıp çalıştıracağız ki kalorifer sistemini besleyen elektronik pompa devreye girsin ve kalorifer sistemindeki antifrizin de sirkülasyonunu sağlasın. Bakın hareketler başladı bile burada. Yani antifriz değişimi deyip geçmeyelim arkadaşlar, önemli. Bu ince detaylara dikkat etmemiz gerekiyor. Bekle abi. Kırmızı antifrizimiz Lükümoli. Doldur abi.
saf suyun içine dolduruyoruz arkadaşlar. Şimdi üstünü de suyla dolduracağız. Saf suyla, tekrar söyleyeyim. Ve aracımıza uygulayacağız. Şimdi havasını aldıkça suyu çekecek, indirecek aşağıya. Biz üstünü tamamlayacağız. Suyu taktık yerine. Şanzıman yağımızı değiştirdik ve burada genel bir kontrol manali. Bakayım dedim arkadaşlar. Şu kablonun yerinde olmadığını gördüm ve şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Gördüğünüz gibi üst radyatör hortumu ve şase kablosu. Kabloyu yukarı çekiyoruz ve durum bu. Yani şu dış koruma amaçlı keçesi ve içindeki kablonun dış kendi, yani keçeyi yemiş, dış kabloya sıra gelmiş. Allah'tan ki onu yemeden yakalamış olduk. Bunun sebebi de şu arkadaşlar. Şurası onun yeri. Yerine daha önce sökülmüş ve takılmamış. Biz onu şu şekilde yerine oturtturacağız. Sabitleyeceğiz ve bir daha böyle bir şey yaşanmayacak. Devam etmeyecek en azından. Hatta gerekirse bir tane plastik kelepçe atacağız şu şekilde. Aşınan yeri bez bantla kalın bir şekilde saracağız. Serdar Bey dedi ki benim içim rahat etmez Arslan Usta, sar orayı. Ben de sarıyorum, yapacak bir şey yok. Yaklaştır ışığı abi. Evet, şu şekilde kelepçe de attık arkadaşlar ekstradan. Bir daha oradan çıkma yapmayacak. Yani istese de çıkamayacak artık. Bütün bakım işlemlerini neredeyse bitirdik. Şimdi cihazla su sisteminin havasını, dolumunu yapacağız. Bilgisayar bağlanırken ben kolon filtresi dediğimiz, ben demiyorum, salon filtresi diyorum ben. Kolon filtresini değiştireceğim arkadaşlar. Çok basit. Torpidonun arkasında şöyle bir kapağı var. Siz de görün diye söylüyorum. Aynen bu dekordan yapmışlar. Şurada 3 tane tırnak var. Bir, çok fazla asılıp kırmıyoruz. Hafif esnetiyoruz. Zaten kurtarıyor tırnaktan. 2, şu üçüncü. Tornadanın ucuyla bu şekilde buraya düştü. Yukarıyı gösteriyor. Ok işareti şöyle. Yukarıyı gösteriyor. Ve yarısı boşta kalmış. Şurada kenarlar. Şöyle göstereyim. Yarısı boşta kalmış. Yani bu araca ait bir filtre değil bu arkadaşlar. Bu araca aitse de ters takılmış. Çünkü bu taraf kirli olan taraf. Gördüğünüz gibi. Bu taraf temiz olan taraf. Yani demek ki aşağıya bakması lazım ok işaretinin. Bununkisi yukarıya bakıyor. Yani bir şeyler ters olmuş burada. Şimdi yenisini takacağız. Karbonlu. Yani kokuyu da engelleyen. Karbonluyu ters takarsak zaten şu şekilde arkadaşlar. Ok işareti aşağı bakması gerekiyor. Yukarıya değil. Eski filtremizde olduğu gibi takmıyoruz. Yani bir kişi yanlış takabiliyor ama o yanlışı bizim düzeltmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi aşağıya bakıyor. Çünkü dışarıdan yukarıdan alıyor havayı, aşağıya indiriyor. Şu şekilde itekliyorum. Bakın daha gitmiyor. Yani o aradaki boşluk da artık
Yok. Şu şekilde, kibar bir şekilde oturtuyorum. 1 2 ve 3. Üçü de çıt çıt diye oturdu. En sonunda da bu kapağımızı şu arka taraftan iki tane tırnağını oturtarak takıyoruz. Bu kadar kolay bir işlem. Arada bir söküp temizleyebilirsiniz. Bütün işlemlerimizi bitirdik. Şimdi soğutma suyu devir daim dolum adaptasyonunu yapıyoruz ki aracımız soğutma sistemi ile alakalı sıkıntı yaşamasın. Ali, şeyin kapağını aç da, kaputu aç. Ön koşullar yerine getirildi. Park freni çekili. 10 dakika el freni çekin. Çekik. Otomatik şanzıman P konumunda. Motor kontrol ünitesi verileri okunuyor. Arıza var mı yok mu ona bakıyor arkadaşlar. Konta kapattık. Bekliyoruz. Sistemde arıza var mı yok mu onları sorguluyor. Kontak kapalı, güncel kontağı açın diyor. Şu anda kapalı diyor. Açtık. Motor deviri. Çalıştıralım motoru. Evet. Çalıştırdık. Fren pedalı, gaz pedalı bastırılmış. Bıraktık. Devir daim yüksek sıcaklık mikro devir daim hava tahliyesi başlangıç zamanını gösteriyor. Şimdiye kadar geçen süre 19 saniye diyor. Kulbülatör kapağı sıcaklığı, yani motor içindeki soğutma maddesi sıcaklığı 78. Evet, şu anda başladı işleme. Yavaş yavaş yapıyor. Audi'de biraz daha Volkswagen'e göre farklı. Onun için birkaç parça göstereyim dedim. Ama sonuçta aşağı yukarı mantığı aynı arkadaşlar. Odus ya da Vaz pistiniz varsa sizler de yapabilirsiniz. Bu yapmaya devam etsin. Servisini de sıfırlayacağız aracın. Araç işlemleri bitmek üzere. Yani bir bu kaldı. Bundan sonra artık gideceğiz. Zaten akşam oldu. Herkes evine gitti. Ben kaldım burada. Aracımızı bitirip öyle gideceğiz. Alırken sistem kendisi gaz veriyor. Onun için de şu anda gaz verdi. Zaten burada da devri gösteriyor. 2496 diye. Audi'lerde Volkswagen'e göre bayağı bir farklı arkadaşlar. Yani Audi bu. Volkswagen'le farklı olmak zorunda. Çünkü Audi şu anda 3000'e çıkardı devri. 1 dakika boyunca devam edecek. 3000 devrede tutacak. Zaten başlangıçta ön koşullarda bunların bilgilerini veriyor ki hani sonra telaşlanmayalım diye. Bu şekilde motorun havasını almak zorundayız. Başka türlü olmuyor. Yani telefonla bana ulaşıp ya usta başka türlü alamaz mıyız diye soran birçok arkadaşım var. Başka türlü alamayız arkadaşlar. Yani dört dörtlük bir şekilde almak istiyorsak bu program olması şart. Bir videonun daha sonuna geldik diyeyim ben. Çünkü hafızası da doldu kameranın. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarda bekliyorum yorumlarınızı. Serdar Bey sağ olsun. Memnun kaldılar yeterince. Belirttiler bunu da. Kendinize iyi bakın. Araçlarınıza sahip çıkın. Başka bir isteğimiz yok sizlerden. Milli servet bunlar. Hep söylüyorum. Yine söylüyorum. Hele ki şu son günlerde iyice fiyatlar patladı gitti. Tam milli servet. Araçlarımıza sahip çıkalım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bilgisayarla hava alma işleminden sonra arkadaşlar şu kısımdan antifriz aktığını görmemiz gerekiyor. Kamerada tam gözükmüyor. Yani gözle görülüyor şu anda. Oradan sirkülasyon olduğunu görmemiz gerekiyor. Orada sirkülasyon varsa sistemde hava kalmamış oluyor.